akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sorularla başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, biz maçtan önce Beşiktaş takımı bu ligde özellikle bu zamana kadar topa en fazla sahip olan ikinci takım Türkiye Süper Ligi'nde. Bunu biliyorduk. Ama maçın geneli itibariyle bakıldığı zaman bu bizim planımız dahilinde değildi. Özellikle topu kazandıktan sonra çok kolay top kayıpları yaptık. Daha çok topa sahip olmamız gerekiyordu. Topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın bu baskısını bekliyorduk. Bundan karşılaşacağımızı da biliyorduk ama özellikle topu biz kazandıktan sonra topu ileriye taşımakla alakalı problemler yaşadık. Yani onun sıkıntısını çektik ama özellikle ikinci yarının başıyla 60-65 arası, 45 ile 60 arası falan ciddi bir baskı yedik Beşiktaş takımından. Orada da zaten iki tane golü yedik. Sonrasında yaptığımız değişikliklerle beraber biraz daha oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. Pozisyon da verdik ama son dakikaya kadar maçı bırakmadan attığımız golle bir puanı kurtardık. İyi, teşekkür ederim. Bazen skorun vermiş olduğu bir geri yaslanma olabiliyor. Ama özellikle biz bazen oyun içerisinde değiştirdiğimiz formatlarla beraber daha çok merkezi kapatıp kenardan gelmeye Beşiktaş takımını ortaya zorlamıştık. Ortada da iki tane uzun stoperimiz vardı. Bunu planladık ama oyunun bir bölümünde kenardan ziyade merkezde çok boşluklar oldu. Bizim planımız dahilinde değildi çok açıkça, onu söyleyebilirim. Ondan sonra yine oyuncu değişiklikleri, pozisyon değişiklikleriyle beraber bunu biraz daha azaltmaya çalıştık ama genel itibariyle bakıldığı zaman bunda çok başarılı olamadık. Şöyle, Ekuban'la ilgili şunu söyleyeyim. Ekuban bizle beraber uzun bir aradan sonra aşağı yukarı 17-18 gün üstüne çarşamba günü takımla antrenman yapmaya başladı. 3 günlük antrenmana normal şartlarda bakıldığı zaman çok kadroyu da almayı düşünmüyordum buraya getirirken. Çünkü 2 antrenmanla beraber bizle beraber oldu. Kamil'i şunun için aldım, Daniel'le değiştirdiğim sebebi şu, özellikle kenarı biraz daha orta saha oyununu topu tutmak ve kazanma adına orta sahayı biraz daha dirençli hale getirme üzerine onu kurmuştum. Daniel'in savunma aksiyonlarında biraz problemlerini gördüm, onun için değişiklik yaptım. Dediğim gibi bu tempo düşüklüğü değil ama oyuncuların ister istemez kendi skorun vermiş olduğu avantajla beraber kendilerini bazen geri çekmek olarak değerlendiriyorum. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Oynamaya elverişli de bir oyuncu yapımız var. Ama maçın dediğim gibi bazen hikayeleri değişik oluyor. Burada özellikle taraftarın baskısı, Beşiktaş takımının son şansı olması belki yukarıla alakalı plan yaparken Beşiktaş takımı Başakşehir maçında da aynı oyunu oynamaya çalıştı. Ama biz burada bir şekilde ona daha fazla direnç vermemiz gerekiyordu. Özellikle topu kazandıktan sonra kaybetmeme konusunda biraz bunun eksikliğini yaşadık. Ama bizim takım bundan sonra da temposunu giderek artıracağını düşünüyorum. Yani bazen oyuncuların, eksik oyuncuların olmaması, oyuncuların tam istenilen verimde olmaması bu oyunu etkileyebiliyor. Gidecek misiniz daha önce yoksa bonservislik opsiyonu kullanacak mısınız? Yani o konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Charlotte'un şeye kadar bir yılı daha var. Yani şu anda acele etmemize gerek yok o konuda. Zaten oradaki opsiyon hakkı bize ait. Yani onu bugünden yapıp, yani kulübün daha doğrusu politikası ama şu an için öyle bir düşünce yok. Yani sonuna kadar beklemek var. Bunu konuşuyoruz. Bunu ben kendim de dile getirdim. Oyuncu arkadaşlar da dile getirdi. Bizim bir hayalimiz var diye. Bu hayal neticesinde devam ediyoruz. Sonuna kadar bu yarışın içerisinde bunu sürdüreceğiz. Oyuncu grubunun buna inancı var. Ama sezon sonu itibariyle ne olur, ne kadar olur onu görmek lazım ama bizim hedefimiz var, hayalimiz var. Onun mücadelesini veriyoruz. Teşekkür ederim. Mikel bizim için önemli bir oyuncu. Diğer oyuncular gibi. Ama onun yerine görev verdiğimiz arkadaşlar da elinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Rakip oyuncular var, bizim oyuncularımız var. Bunu ne kadar yapıyoruz onu değerlendirmek lazım.
ben mücadele anlamında bizim oyuncuların bugün özellikle iyi oynadığını düşünüyorum. Bu sadece orta saha oyuncularından kaynaklandı olduğunu da çok ciddi anlamda düşünmüyorum. Çünkü kenar oyuncuların biraz daha merkezi kapatması gerekiyordu. Bunun özellikle paylaşım sıkıntıları yaşadık orta saha ile ilgili. Yani sadece 3 oyuncuyu bağlamak çok doğru değil. Son soru. Olası sezon sonu Trabzonspor'un şampiyonluğunda bu maçı ayrı bir hikayeye ayırmak gerekir mi? Yoksa daha çok haftalar var, hikayeler çoğalacak mı? Teşekkür ederim. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Her sezonun da ayrı bir hikayesi var. Sonunu bir görelim. Ondan sonra hikayeleri anlatmaya başlarız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.